21 Ocak Cuma Sol Haber Korkut Boratav 2022'de Dünya Ekonomisi Dünya Bankası küresel ekonomik gelişmeler üzerine Ocak 2022 tarihli bir rapor yayınladı. Global Economic Prospects Dünya Bankası'nın her yıl iki kere yayınlanan raporlarından biri. Dünya ekonomisine ana bölgelere ilişkin verileri 2023 öngörülerini güncelleştiriyor. Temel sorunları inceliyor ülkelere ve uluslararası topluluğa politika seçenekleri öneriyor. Belge üzerinde bir gezinti yapalım. Dünya Bankası dünya ekonomisinin 2021'de %5,5 oranında büyüdüğünü tahmin ediyor. Bu yılın büyüme öngörüsü ise %4,1'dir. 6 ay önceki öngörü 0,2 puan aşağı çekilmiştir. 2022'de büyüme temposunda yavaşlama esasen beklenmekteydi. Korona salgını sonrasında kamu harcamalarında gerçekleşen olağan dışı sıçrama bu yıl geri çekilecektir. 2022'ye girerken diğer yavaşlatıcı etkenler de söz konusudur. Omikron mutasyonu yeni bir COVID-19 dalgası başlatmış, dünya ekonomisinin tedarik zincirlerindeki tıkanıklıklar ağırlaşmıştır. Rapor 2023 dünya ekonomisine de bakıyor. 2022'ye taşınan talep birikimi ve parasal genişleme önümüzdeki yıl tükenecek. %3,2'lik bir büyüme temposu gerçekleşecektir. 2021-2023'e ait verilerin, öngörülerin, bloklar, bölgeler, ülkeler arası farklılaşmasına bakalım. Dünya Bankası raporuna göre dünya ekonomisinin merkez bloku 2021'de %5 oranında büyümüştür. Çevre blokunun ortalama büyümesi ise %6,3'tür. Merkez ekonomileri salgın öncesindeki yatırım ve tüketim eğilimlerine dönecektir. Çevre ise batı ekonomilerinden olumsuz doğrultuda ayrışan bazı etkenlerle yüzleşmektedir. Düşük aşılanma oranları, salgının kalıcı izleri, parasal ve mali kısıtlar, hızlanan entasyon, batı merkez bankalarındaki parasal daralmanın yansımaları, dış borç sorunları. Bu etkenlerin yoğunlaştığı çevre ekonomilerinde salgın öncesinin büyüme eğilimlerine dönüş bir yana sert iniş olasılıkları gündemdedir. Bu olumsuz ayrışmaya rağmen çevrenin ortalama büyüme oranı batı ortalamalarını aşmaktadır. Blokların ağırlıklı ortalamaları alındığı için çevre ortalamasını bu blokun en büyük iki ülkesi yukarı çekiyor. 2021'de Hindistan %8,3 ve Çin %8,1 oranlarında büyümüştür. 2022-23 yeni normale geçiş dönemidir. Çevrenin büyük ekonomileri üzerinde odaklaşalım ve yukarı çeken aksiyan ayrımlarını bu iki yılın büyüme ortamlarından izleyelim. Ana farklılaşma Asya ile diğer çevre ekonomileri arasında gözleniyor tüm Doğu Güney coğrafyasında 2022-2023 büyüme ortalamalarında öne çıkan 3 ülkeyi sıralayalım. Hindistan %7,8, Çin %5,2 ve Endonezya %5,1. Diğer bölgelerde yer alan Mısır ve Polonya ise %5,5 ve %4,1'lik ortalamalarla dikkat çekiyor. Dünya Bankası'nın olası sert iniş olasılıkları ise Latin Amerika ve Siyah Afrika'nın tüm büyük yükselen ülkeleri için söz konusudur. 2022-23'te hepsinde %2,5 civarında büyüme ortalamaları öngörülmektedir. Rapor bölge ekonomilerini ayrı ayrı inceliyor. Doğu Avrupa, Orta Asya bölgesi ile Latin Amerika'da batıdaki parasal daralmanın tetikleyici sermaye çıkışları yüksek enflasyonla birleşince ağır finansal kırılganlıklara yol açabilecektir. Siyah Afrika'da ise düşük aşılanma oranları ve omikronun yaygınlaşması kronik gıda kriziyle birleşecek, yoksullaşma ağırlaşacaktır. Bölgenin bazı ülkeleri borç krizi riskleriyle karşı karşıyadır. Dünya Bankası raporunun bir kesimi salgından sonra tırmanan yüksek borç sorunları üzerinde duruyor. 2020'de küresel iç ve dış borç stoku dünya milli gelirinin %363'üne ulaşmıştır. Çevre devletlerinin dış borçlarındaki artış özellikle endişe uyandırıyor. Çevre devletlerinin dış borçları ayrıca vurgulanıyor. Öncelikle tarihsel, işlevsel nedenlerle Emperyalist sistemin çevresinde yer alan devletlerin dış borçları, sömürü ve bağımlılık ilişkilerinin yerleşmesinde tarihsel olarak belirleyici oldu. Amerikan, Avrupa bankalarından borçlanıldı. Devlet tahvilleri batı borsalarına ihraç edildi. Neoliberal dönemde sermaye hareketlerinin serbestleşmesi giderek çevre burcu vazilerini de kapsadı. Yükselen ekonomilerde uygulanan sıkı para politikaları özel sektörü dış borçlanmaya yönlendirdi uluslararası sermayede yerli parayla yüksek getiri veren devlet tahvillerine yatırım yaptı. Çevrenin dış borçlanması böylece tırmandı. Uluslararası finans kapital, temellütlerin yaygınlaşması halinde çevre sermayesinin döviz yükümlülüklerinin devletleri tarafından üstlenileceğini bekledi. Bağımlılık ilişkileri iktidarları teslimiyete zorladı. Bu beklenti sık sık gerçekleşti. Dünya Bankası raporu da kritik dönemeşlerde özel şirket ve bankaların dış borçlarının yükselen ülkenin devlet borcuna dönüştüğünü belirtmekte. Olağan göstermektedir. Türkiye'de de 2001 krizi arifesinde bankalarımızın tüm dış borçları hazine garantisi altına alınmış, bu karar IMF direktörü tarafından alkışlanmıştı. 2011 sonrasındaki Yunanistan'ın borç krizi de tüm dış krediler devlet tarafından üstlenilerek çözülecektir. Dünya Bankası raporu önümüzdeki yıllarda olası bir borç krizinde çevre ülkelerinin borç hafifletme seçenekleri üzerinde odaklanıyor. Ana uygulama, Kasım 2020'de G20 ülkeleri toplantısında kararlaştırılan genel çerçeve içinde yürütülmektedir. Bu çerçeve şimdilik en yoksul ülkelerin devlet borçlarıyla sınırlıdır. Borç stokundaki indirimler söz konusu değildir. Düzenleme ana para vadelerinin yeniden yapılandırılması ve faiz indirimleriyle sınırlıdır ve genellikle IMF tarafından denetlenmektedir. Programlarda geleneksel kemer sıkma koşullarının süre geldiğini ayrıca öğreniyoruz. Zira ertelenen borçlar ileride gerçekleşecek bütçe fazlalarıyla güvenceye alınacak, ödenecektir. Rapor G20 düzenlemesinin kapsam, borç türleri ve toplam bakımından genişletilmesinden yanadır. Bu öneri şaşırtıcı değildir. Uluslararası finans kapitalin güvenceye alınması Dünya Bankası için de öncelik taşıdığı için Türkiye raporun Orta Asya ve Doğu Avrupa'yı inceleyen bölümünde yer alıyor. Ülkemizin 2021'de %9,5 oranında büyüdüğü tahmin ediliyor. 2022 büyüme öngörüsü %2, 2023 ise %3'tür. Rapor'a göre tüm çevre ekonomileri için uzun dönemli potansiyeli düşmektedir. Türkiye'nin 2022-23 büyüme tahminleri bu tespitin bir uzantısı olabilir. IMF Veri Bankası da 2026'ya kadar ülkemiz için %3,3'lük bir büyüme temposu öngörmektedir. Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin ana tespitlerini aktaralım. 2022'de yüksek enflasyon özel tüketimi frenleyecek. Net ihracatın sürükleyici etkisinin fazlasıyla telafi edecektir. Büyüme hızı bu etkenlerle yavaşlayacak, %2'ye inecektir. Politika faizinin üst üste indirilmesi iktisat politikasına ilişkin belirsizlikleri sert biçimde artırdı. Lirayı dolar karşısında rekor düzeylere indirdi. Yakın geleceğe ilişkin beklentiler de bozuldu. 2023'de net ihracatın katkısı aşınacak, düşük yatırımlar iç talepteki canlanmayı frenleyecektir. Büyüme %3 olarak öngörülmektedir. Para politikasının daha da gevşemesi ve hızlanan enflasyon finansal istikrar endişelerini artırmıştır. Güven duygusunun daha da aşınması finansal kargaşaya yol açabilir. Raporun 20 Aralık kararlarından önce yazıldığı anlaşılıyor. Güven duygusunun daha da aşınması ifadesiyle kastedilen herhalde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürme olasılığıdır. Aynı yerde Dünya Bankası'nın bu yakınlarda yayınlayacağı Turkey Economic Monitor raporunda finansal kargaşa olasılığının inceleneceği de ima ediliyor. 20 Ocak'taki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısının kritik önemli geçen hafta bu köşede vurgulamıştım. Türkiye ekonomisi için Dünya Bankası'nın Nisan 2021'de yayımladığı Ekonomik Monitör belgesi 2020'de yapılan bir araştırma bulgularını aktarıyor ve korona salgını döneminde yoksulluk göstergelerindeki çarpıcı tırmanmayı açıklıyordu. Türkiye'de finansal kargaşa olasılıklarının tartışılacağı anlaşılan bir sonraki ekonomik monitörü de merakla bekleyeceğiz.